Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemiz 1816 yılında dıştan yanmalı motor olarak tanıtılan Stirling motorunun bir kopyasını yapacağız arkadaşlar. Tabii ki bunu yaparken evdeki malzemelerle yapacağız. Şimdi gelin detayları hep birlikte görelim. Evet, öncelikle yapmamız gereken kutuların üst kapaklarını çıkarmak. Bunun en kolay yolu zımparalamak. Evet, burada önemli olan konu şu hizanın birbirine paralel olması. Her zamanki gibi karbonat da kullanacağım ben. Evet, burası sıcak hava pistonu. Şu kısım ise bizim güç pistonumuz olacağı için burada hava giriş çıkışı olacak. Şu şekilde borunun olduğu kısmı açmanız gerekiyor. Tabii hava kaçırmasın, dikkat edin. Evet. Sırada güç pistonunu yapmak var. Bakın şu şekilde 30 milim. Bu şekilde balon yırtılmaz arkadaşlar. Yoksa balonu kesiyor kenarlar. Evet, şimdi tam bu kısma yerleştireceğiz. Evet, bakın güç pistonumu ısı pistonuma şu şekilde yapıştıracağım. Karbonat olmasaydı halimiz ne olurdu bilmiyorum. Evet, motor yavaş yavaş oluşmaya başladı. Sırada şimdi güç pistonunu yapmak var. Güç pistonunu oluşturacağız. Kolay gözükse de %90'ı bu motoru çalıştıramıyor arkadaşlar, insanların. Burada yapılan her şey bir bilgi birikiminin eseridir diyebilirim. Hava sızdırmamazlık çok önemli. Evet, şimdi paket lastiğiyle iki yerden bunu izole edeceğiz. Birisi alt kısım. Hava sızdırmasını istemiyorum çünkü hiçbir şekilde. Evet. Evet, şu şekilde plastik kapak ortalama 4 santimetre çapında. Bunu da kullanacağım ben. Evet, burada piston kolumuzun tutacağını yapacağız. Yani bu balonu yukarı aşağı hareket ettiren kısım. Balona da yapışıyor kolay. Altına bir parça çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Daha güzel yapışacağını düşünüyorum. Evet, bazen ilginç bilgiler de veriyorum size. Bir daireyi iki eşit parçaya bölmenin yöntemi. Kağıtla sarıyorsunuz. Sonra kağıdı şu şekilde ikiye katlıyorsunuz. Ve daireyi tam iki eşit parçaya bölmüş olduk. Evet, buradaki püf nokta, bakın tel tam buraya paralel olmalı. Birazdan piston gelecek buraya çünkü. Gördüğünüz gibi tam orta nokta.
Evet, projenin başından beri 2 adet kapağımız buradaydı. Peki bu kapaklar ne işe yarayacak? Bunlar pistonlar arkadaşlar. Çizdiğim yerleri koparacağım. İlginç bir piston olacak şimdi. Kapaktan piston. Bunların adı Clemens. Elektrikçilerde bulabilirsiniz. Tabii her zaman çıkmaz bunlar yerinden. Evet, sıra çelik yüne geldi. Aslında çelik yünün görevi burada normal bildiğimiz klasik pistonlar gibi basınç oluşturmak değil. Aslında ısı iletimini sağlamak. Tellerin içerisinde hava ısınacak ve güç pistonuyla ısı pistonu arasında hareket edecek arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet, hassasiyet bu kadar olmalı. Sürtünme yok gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bakın yine paralel şu kısmı boşaltmamız gerekiyor. Neden? Çünkü burada çalışma yapacağız. Burada crank mili yukarı aşağı hareket ederken ona çalışma ortamı lazım. Bu şekilde orayı parçalıyoruz arkadaşlar. Evet, crank milini yapacağız. Burası önemli. En zor kısım çünkü. Ortalama 3 santim alıyoruz. Tabii bu yaptığınız projeye göre spesifik değişebiliyor. Tam 90 derece. Evet, burada crank önemli. Şimdi 3 tane crankımız var. Bunlardan 2 tanesi basit. Ölçüleri önemli değil. Ölçüleri her motora göre, yani spesifik motora göre değişken. Ama buradaki crankımın ölçüsü buradaki motoruma, yani 220 mililitrelik bu kutuya göre crank milimizin olması gereken ölçüsü bu. Şimdi burada crank milini yaparken tarif edemiyorsunuz çünkü tel çok kalın, bükülmüyor, zorlanıyoruz. Ortalama ölçüleri vereceğim size. Boyu çok önemli değil ama buradan sonrası çok önemli. Çünkü farklı problemler ortaya çıkıyor bunları düzgün yapmaz iseniz. 29 2 milim tel kullandım ben. Tel kalınlığını ayırt et, siz ayarlarsınız. 11 16 Burası zaten yine 11 olacaktır. Burada 45 derecelik bir açı vermeniz gerekiyor. Açının nedeni şuradaki mesafeyi ayarlayabilmek arkadaşlar. Buradaki açı bakın. Bunu işte açısını değiştirerek mili uydurmaya çalışıyorsunuz. Bakın. Buradan sonra milde farklı bir büküm var. Bu bükümün ortalama boyu 23-24 milim. Büküm kalınlığı burada önemli. Ortalama 5 milim yaparız biz. Daha doğrusu ben. Yine 5 veya 6 milim sapma yaptım burada. Çünkü bu crank sapması. Buradaki ölçü çok önemli değil. Zaten burayı kesersiniz. Şimdi milin yapımı gerçekten çok önemli. Bu motorun çalışmamasının en büyük nedenlerinden biri
bile düzgün yapamamış olmanızdır. Bunun başka alternatifi yok arkadaşlar. Şu şekilde milimin dikey görünümünü de görelim hemen. Evet, burada 90 derecelik bir açıyla iki farklı büküm var arkadaşlar. Bakın buralara ben takviye yaptım. Çünkü alüminyumdur bu kola kutuları. Yoksa yırtılır arkadaşlar. Delikleri de fazla geniş yapmayın. Rulman görevi görsünler yani. Bunların ne işe yaradığını birazdan göreceksiniz. Mili takacağım. Şimdi burada püf nokta şu. Piston aşağıdayken şu kısım da aşağıda olmalı. Yani senkronize ikisi. Evet, şimdi buraya CD tutucu yerleştirdik arkadaşlar. Bunu eski CD çalarlarda veya bilgisayarların hard disk sürücülerinde bulabilirsiniz. Bakın şu şekilde CD'mi yerleştireceğim buraya. Yani bu volon tekeri arkadaşlar. Tüm araçlarda olduğu gibi ağırlık tekeri yani. Bu teker olmadan bu motoru çalıştıramazsınız. Şimdi önemli olan düzgünlük. Tabii biz yaptığımız işlerde tamamen düzgün çalışmaya özen gösteriyoruz. Şimdi olabildiğince üzerine CD ekleyeceğim ben. Neden fazla CD ekleyeceğiz? Ne kadar ağırlık olursa motorumuz o kadar daha stabil çalışacaktır. Evet, sürtünme olmaksızın dönmeli. Boşluk olmamalı. Sıra geldi. Buradaki son parçamız arkadaşlar. Bu da bizim güç pistonumuzu hareket ettirecek parça. Evet, şimdi son milimizi de bağladık buraya. Sıra geldi soğutucuları yapmaya. Çünkü bu hava soğutmalı ve su soğutmalı olabilir. Biz su soğutmalı yapmadık. Hava soğutmalı yaptık bugün. Şu bölgeye yine kola kutularından alüminyum levhalar ekleyeceğim. Bu motorun çalışma prensibi alt taraf sıcak, üst tarafa gelince ani soğuma yapılabilmeli arkadaşlar. Evet. Bakın gördüğünüz gibi irili ufaklı alüminyum levhaları yapıştırdık. Evet, ben buraya jeneratör olarak kullanacağımız için dişli ve motor sistemi ekledim. Burada elektrik üreteceğiz. Belki buradan telefonumuzu bile şarj edeceğiz. USB soketi yerleştirdik. Tabii şu anda kaç volt alacağımızı bilmediğim için bunu test etmedim. Yanma odasına gelince bakın şu şekilde yine bir adet yanma odası oluşturdum. Arkasına bir delik gelin. Ve motorumuz şu anda hazır. Evet, şimdi motorumuzu tamamladık ve test edeceğiz. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Ve çalıştırıyoruz.